Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün çok önemli bir mevzu üzerinde duracağız. Gerçekten çok insanların dönüşüne vesile olan, çok insanların hayatını 180 derece değiştiren bir ders, bir hakikat. Kur'an'dan alemimize doğan bir güneş, bir nur bu. İnşallah Cenab-ı Hak şu nurla çok muhtaçların, çok biçarelerin kalplerine, gönüllerine ulaşıp girip dokunmayı nasip etsin. Şu akşamda sizin hepinizden tek tek rica ediyoruz. İnşallah şu akşam şu dersi çok insanların dönüşüne, uyanışına vesile edelim hep beraber. Hidayeti Rabbim verecek ama bizi o tertemiz davasında hidayet vesilesi olarak kullansa, değil mi? Kötü mü olur ya? Hidayet vesilesi. Aman ya Rabbi. Dünyada bundan daha büyük bir makam, daha büyük bir vazife olamaz. Öyleyse biz zaten hidayet veremeyiz. Versek kendimize veririz ya. Elimizden gelmez. İnsanların kalbine girip insanların kalbine ayar vermek, değiştirmek elimizden gelmez, gücümüz yetmez. Ama Allah'a yalvarırız. Deriz ki ya Rab, beni bu hizmeti Kur'aniye'de, şu iman hizmetinde kullan, istihdam et. Layık olmadığım halde bu davada beni çalıştır diye ondan isteriz. O da inşallah rahmetiyle bizi istihdam eder. Bizi kullanır, bizi inşallah bu yüksek davada istihdam eder. Şimdi Mesnevi Nuriye'de bir ifade geçiyor. Çok önemli bir nokta. Diyor ki Melik'in atiyelerini matiyeleri taşır. Bu ne demek biliyor musunuz? Sultanın hediyelerini sultanın özel hammalları, özel hizmetkarları vardır. Onlara taşıttırır sultan. Herkese taşıttırmaz. Herkese el sürdürmez. Sultanın özel hizmetkarları vardır. Onlar sultanın özelleridir. Özel işlerini onlara yaptırır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yani kainatın sultanının bütün beşeriyete en büyük hediyesi nedir? Hidayet değil midir? Hidayet hediyesi, iman hediyesi, dalaletten kurtuluş, imansızlığın çıkmazından, imansızlığın cenderesinden, imansızlığın kıskacından kurtulup da o manevi cehennemden manen cennete girmek en büyük hediye değil mi? Şimdi Allah en kıymetli hediyesi olan hidayeti bakalım kimlerin eliyle taşıttıracak, kimleri vesile edecek, kimlere bu kıymetli hediyenin hammallığını nasip edecek bilmiyoruz. Ama biz irademizle isteyelim. Şu ortamda, şu zamanda zaten sohbet için insanları bir araya toplamak yasak. Öyleyse tek çare var. O da şu vesileyle internetten, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan insanlara ulaşıp insanların ceplerine kadar girip oradan bu insanlara bu hakikatleri tebliğ etmek. Gelin hep beraber seferber olalım. Gelin hep beraber Cenab-ı Hakk'ın bu temiz ve ulvi davasına biz de hammal olalım. Sırtımızın yükü olsun bu dava. İnşallah şu akşamda şu dersi duyurmadığımız bir tek insan kalmasın. İnanın bugünkü okuyacağımız ders ben kendi hayatımda, kendi gördüklerimi söylüyorum. Birilerinden hatıra nakletmiyorum. Kendim yüzlerce insanın sadece şu dersi dinleyerek dönüş yaptığını, yolunu değiştirdiğini, hidayete geldiğini şu gözlerimle gördüm, şahit oldum bizzat. Tek ders. Eski zamanda biliyorsunuz hani 40 senede terakki edilerek görülen bazı manaları Allah fırsatı olmayan, değil mi? Hayatı dünyeviyenin insanları adeta tapuladığı, satın aldığı, hiçbir şeye ayıracak vakit bırakmadığı şu zamanda, şu dönemde 40 dakika gibi kısa bir zamanda o hidayet nurunu insanlara ulaştırıyor. Elhamdülillah Rabbimiz bize bu nimeti ulaştırmış. Şimdi böyle bir nimeti insanlardan esirgersek, böyle bir nimeti insanlara ulaştırmaya vesile olmak için gayret etmezsek, vallahi Cenab-ı Hak elimizden bu nimeti alır. Öyleyse seferber olacağız, paylaşacağız, anlatacağız ve Allah'ın izniyle hakikatların dünyaya ulaşmasına beraberce vesile olacağız. Şimdi bugünkü dersimiz ayet-i kerimenin hakikatlarından süzülen güneş gibi bir nur. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ayet diyor ki şüphesiz biz insanı ahsen-i takvimde yarattık. Fakat diyor o insan kendi iradesiyle esfel-i safilini irade etti. Yani en yüksek vaziyette, en şerefli makamda, en yüksek kıvamda yarattık. Ama insan kendi iradesiyle aşağıların aşağısını, dibin dibini irade etti. İllellezine amenu ve amilus salihat. İman edenler ve ameli salih işleyenler kurtuldu. Onlar o çukura düşmedi. Onlar kendilerini harcamadılar diyor. Bakalım şimdi Cenab-ı Hak bize nasıl bir pencere açacak? Nasıl insanların istifadesine vesile olacağız? Nasıl hep beraber bu nurla nurlanacağız? Bakalım bu sofradan neler ikram edecek? İnanın elimizde hiçbir şey yok. Biz kendimiz muhtacız en çok. Fakat çaresiz, başka çaremiz yok. İnşallah Kur'an'ın asra bakan dersinden istifade edip hem kendimizi hem de kendimiz gibi yaralı çok gençleri, çok insanları kurtarmaya vesile olacağız diye ümit ettik. Değil mi? Şu ekranın karşısına geçtik. Rabbim inşallah ikram etsin, ihsan etsin, ilham etsin. Tutunacağımız dalı Kur'an'dan bize uzatsın, yapışmayı nasip etsin inşallah. İkinci nükte, insanda iki vecih var. Şimdi ayet dedi ki, Cenab-ı Hak insanı en yüksek kıvamda, en ulvi makamda yarattı. Ama insan kendi iradesiyle aşağıların aşağısını, dibin dibini irade etti. Neden böyle oldu? Neydi insanlığı en yüksek makama çıkaran veyahut insanlığından çıkarıp da aşağıların aşağısına düşüren mana neydi? Sır neydi acaba? Neden dolayı insan kazanır? Neden dolayı kaybeder? Allah katında insanı yücelten, yükselten mana ve hakikat neydi acaba? Acaba Allah katında insanı sükut ettiren, alçaltan mana neydi? Şimdi bu sırrı inşallah beraber anlamaya çalışacağız. İkinci nükte, insanda iki vecih var. Vecih dedi iki cihet. İnsanın iki tarafı var. Biri enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Allah Allah. Enaniyet dediği kendini bilse, ben dese, ben varım dese, bakın maddesiyle, cesediyle, enaniyetiyle, benliğiyle ortaya çıkıp haşa Allah'ın iradesine karşı nefsin iradesiyle meydana çıksa, o cihette insan dünyaya nazırmış, dünyaya bakıyor. İkincisi ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Allah Allah, iki cihet var. Bu ders o kadar önemli, o kadar önemli ki. Rabbim inşallah hakikatından bizi hakkıyla hissedar etsin. Şimdi insanın kendini keşfetmesi dünyada yapılabilecek en büyük keşiftir. En büyük buluş insanın kendini bulması, kendi mahiyetini bulması. Çünkü hani malum her şeyin mahiyetini çözen, semadaki yıldızların, yerin altındaki madenlerin, denizin dibindeki mahlukatın, her şeyin atomun derinliklerine inip de oradaki keyfiyeti bile çözen bu insan, eğer kendi mahiyetini çözemezse, kendisinin kim olduğunu, ne olduğunu, Yaradan'ın nazarındaki, gözündeki yerinin, kıymetinin, vazifesinin ne olduğunu idrak edemezse, bütün bildikleri, bütün keşifleri şu manaya bakın ya. Sen kendini keşfedemediğin takdirde bütün ilmin beyhude gitti. Boş yere gitti. Acayip bir şey bu. Hatta hadisi kutsi de diyor ki, kim kendini bilirse Rabbini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilemeyen Rabbini de bilemez. Niye? Çünkü insan haddini bilir, kendini bilir, kendi mahiyetini keşfederse, beni yaratan, yaşatan, bu cihazlarla donatan, isimleriyle bezeten Allah'ını, Rabbini oradan değil mi idrak etmeye, tanımaya başlar. Öyleyse önce kendimizi tanıyacağız. Kendi mahiyetimizi keşfedeceğiz. Yoksa şimdi siz insanlara ne derseniz deyin, aman evladım yapma, etme, bir hayatın var, mahvetme, sen çok kıymetlisin, şöyle yapma, böyle yapma, ne derseniz deyin, İnsanları kendi kendilerini bozuk para gibi harcamak felaketinden kurtaramazsınız. Niye? Neden ki? Şimdi düşünün mesela, birisine tembihliyorsun, diyorsun ki ya şu çantayı al eline, aman sakın ha bu çantayı kaybetme, aman çaldırma, aman bir yerde unutma, aman düşürme. Ne kadar söylersen söyle, şimdi ya acaba ne var ki? Niye ki? Mahiyetini bilmiyor ya, içinde ne var bilmiyor. Dışarıdan bakınca çanta görünüyor. Ama biraz sonra şöyle çantanın kapağını açsan, şöyle bir ucundan göstersen, içeride elmaslar, zümrütler, Allah Allah, mücevherler var. Aa, daha sen ona bu çantayı çöpe at desen, değil mi? Şurada unut, burada kaybet desen, mümkün değil, ona bıraktıramazsın. Uykuları kaçar, çantaya yapışır. Bırakmaz onu. Şimdi Cenab-ı Hak ısrarla, şiddetle insanın kendi mahiyetini keşfedip, insanın Allah'ın gözündeki makamını, kıymetini idrak edip, kendini haramlara, günahlara harcatmamasını tavsiye ediyor. Bundan bahsediyor. Siz istediğiniz kadar nasihat edin. İnsanın şöyle kapağını kaldırıp, yani şu cesedin altındaki manasını, hakikatini ve Allah gözündeki kıymetini ona gösterdiğiniz zaman daha o insana kendini harcattıramazsınız. Kendini bile bile mahvetmez o insan. Ama ne derseniz deyin, ne kadar ısrar ederseniz edin, kendi mahiyetini keşfedemeyen bir insan, içinde nelerin olduğunu bilmeyen bir insan kendini unutur, kendini kaybeder, kendini mahveder. Anlık zevklere, Allah muhafaza, o kainattan daha kıymetli olan cevheri feda eder, harcar gider, Allah muhafaza ya. Öyle yapıyoruz. Allah bizi uyandırsın. Rabbim bizi farkına vardırsın. Rabbim bizi kendi mahiyetini keşfedenlerden eylesin. Bakın insanda iki cihetten bahsediyor. Evvelki vecih itibariyle, yani ceset itibariyle, madde itibariyle, enaniyet itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şure ve ömürden çabuk geçer bir müddetcik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. Allah Allah. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş, hadsiz envaın, hesapsız efradından nazik ve zayıf bir fert olarak bulunuyor. Allah Allah. Yine 4. nüktede bir ifade var da diyor ki, evet ey insan, sen nebati cismaniyetin ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, aciz bir hayvansın. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen, Allah Allah, çok küçüksün, çok acizsin, gözle görünmeyen bir mikroba mağlup ve ihtiyaçları sonsuz bir fakirsin. Maddeten, cismaniyetin itibariyle kendine bakan cihette sen böylesin. Müstakil olarak böyle bir mahluksun sen. Ama vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Şu belagatlı mahlukatın, Allah, şu manidar, manalı mahlukatın belagatlı bir nazırı. Allah Allah. Şu tesbih eden bütün mevcudatın bir serzakiri. Ne demek bu biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Bir anahtar düşünün. Bir anahtar elinize geçti. Yolda giderken buldunuz. Şimdi bu anahtarı tek başına elinize aldığınız zaman bu anahtarın nerenin anahtarı olduğunu bilmediğiniz için anahtarı müstakil olarak düşünüyorsunuz. Tek başına bir anahtar. Özelliklerine bakın. 5 gramlık bir demir parçası. Başka da üzerinde 3-5 plastik var, anahtarlık var, şu var, bu var. Başka da bir şey yok. Bakın, madde itibariyle, cismaniyet itibariyle tek başına müstakil olarak 5 para etmez. Hurdacıya versen almaz, tartmaz bile onu. Ama şimdi onun anahtar olduğunu bilir. Hangi kapıyı açacağını keşfeder ve bir definenin, bir hazinenin anahtarı olduğunu idrak edersen, anahtar kapının parçası olduğunu keşfettiği an, o anahtar senin için hazine kadar kıymetlidir. Allah Allah ya, biraz önce dönüp bakmadığın, hurdacıya satmak istediğinde hurdacının bile almadığı anahtar, biraz sonra paha biçilmez bir anahtar oldu. Aman onu kaybetmemek için neler yaparsın? Ne oldu, ne değişti? Ha, bak, o anahtar kendi başına müstakil olarak ayrı bir vaziyette hiçbir şey ifade etmediğini, ancak kapıyı bulduğu an kapının arkasındaki ne kadar hazine varsa o kadar kıymetli olduğunu keşfetti. İşte biz o anahtarız işte. Anahtarın 2 ciheti var. Bir kapıyla beraber düşündüğünüz, hazineyle, defineyle beraber düşündüğünüz zaman kapının anahtarı olmak itibariyle, 2. cihette müstakil olarak tek başına 5 para etmeyen o anahtar kapıyı açtığı zaman sizin için hazineden, defineden daha kıymetli oldu mu? Şu manaya bakın şimdi. İnsan müstakil olarak aldınız ele. Düşünüyorsunuz ya, eti yenilmez, sütü içilmez, saçından çorap örülmez, sobada yanmaz, kereste olmaz. İnsan ya, hiç tüketici bir mahluk. Gam, keder, sıkıntı, elem, ölüm endişesi, virüs belası hayatta yaşamaya değmez. Ama insan kendisini kul olarak bilir. Kendisini kul olarak bildiği zaman da efendisini, sahibini, kulu olduğu zatı idrak eder, bulursa ve onun sonsuz rahmet hazinelerinin anahtarlarını kendisine taktığını bilirse, ben müstakil bir mahluk değilim, herhangi bir hayvan değilim, ben kainatın sahibinin yeryüzündeki misafiriyim. Beni bu kadar aciz, fakir, çaresiz yaratmasının hikmeti de kendi zenginliğini, kudretini, gücünü, kuvvetini bana tattırmak, bildirmek bana kendini tanıttırmak içinmiş. Vay be! Ne oldu bir anda? O çaresiz, aciz mahluk, o her an ölüm endişesiyle inleyen ruh sahibini buldu, malikini tanıdı ve yeryüzünde en şerefli misafir olduğunu keşfetti mi? Bakın, bir anda her şey değişti. Ya, bakın, insanda iki cihet var. Eğer insan bu cihetini keşfedemezse, inanın rezil olur, rezil. Şimdi askerde düşünün, mesela bir adam binbaşı ama kendisinin binbaşı olduğunu bilmiyor, asker olduğunu biliyor. Bak şimdi iki cihet var. Bir askerlik ciheti var, doğru askersin. Ama bir de ikinci bir cihet var, askerin içinde rütbeli bir askersin. Sen sıradan bir asker değilsin. Şimdi kendisinin rütbesini bilmiyorsa, o üzerlerindeki çizgileri okumayı bilmiyorsa, değil mi, sıradan rütbesiz erlerin, değil mi, elinde perişan olur, ayakları altında ezilir. Sefil, rezil olur. Bugün bir keşfetse, ya ben ne yaptım ya? Şu askeriyede rütbesiz bir er gibi sürünüp durdum yıllardır ya. Vay be! Ne kadar da geç kalmışım. Vallahi aynı bu vaziyette insanlar şu hakikatlerle tanışınca, vallahi hocam aynı bakın şu ifadeyi duydum ya. Birisi dedi ki, bir köye gittik, köyde ders yapıyoruz, sohbet yapıyoruz. Bahar günü böyle. Her taraf çiçek açmış böyle, ağaçlar yemyeşil, altında da böyle yeryüzü çiçekli mişekli böyle, civcivler, şeyler, bülbüller, kanaryalar ötüyor böyle, her taraf cıvıl cıvıl böyle. Orada böyle Münacat Risalesinden bir ders okuyoruz. O tarlanın sahibi ne dedi biliyor musunuz? Vallahi hocam dedi, insanlığımdan utanıyorum dedi. Yıllardır dedi şu bahçede hayvan gibi dolanıp durmuşum dedi. Ben dedi sırf mala bakmak için, ya bu ağaçta şu kadar mal var, şu ağaçta şu kadar mal var, şu ağaçta şu kadar meyve var, çok ağaçta, hep onu ekonomik olarak bir mal olarak gördüm. Ve utanıyorum kendimden dedi. Yıllardır bu ağaçlara mal bakmışım dedi. Enteresan bakın. Ben dedi ilk defa insan olduğumu anladım. Artık ağaçlar bana mektup olarak görünüyor. Artık meyveler bana ilahi mesaj olarak görünüyor. Ve ben de şu kainat kitabını okumak için gönderildiğimi anladım. Ben ne şerefli, ne rütbeli, ne kadar kıymetli bir misafirmişim Yaradan'ın nazarında. Yıllardır kendimi hayvan zannettim. Yaşamak için dünyaya gönderildiğimi zannettim. Yumruk kadar mideyi doyurmak için yaratıldığımı zannettim. Aman dünyanı kurtar, aman hayatını kurtar, aman hayatını yaşa diye devamlı beni şu küçücük dünyaya ve şu madde, şu cisim, şu hayvanı doyurmaya teşvik ettiler. İnsan olduğumu unuttum. Bana Allah bu hakikatlerle yeniden insanlık bahşetti. Ya, enteresan bir mana ya. İkinci vecih itibariyle, bakın insan müstakil olarak enaniyet cihetinde sadece kendini bilirse adi, aciz, sıradan bir hayvan. İkinci vecih itibariyle, yani anahtar kapıyı bulduğu zaman ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acz ve fakir cihetinde pek büyük bir vüs'ati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hadsiz cesim bir fakir derc etmiştir. Bizdeki acizlik, fakirlik, çaresizlik normalde bizim başımızın belası. Ama Allah'ı buldun. Sonsuz aciz, sonsuz kadiri buldu. Sonsuz fakir, sonsuz ganiyi, zengini buldu. Sonsuz zayıf, sonsuz kaviyi, sonsuz kudretliyi buldu mu? iki sonsuz birleştiği an, o dertler, yaralar, acizlikler, çaresizlikler, o başımızın belası olan sıfatlar bizim için sonsuz kudreti, sonsuz kuvveti, sonsuz zenginliği açan birer anahtar oldu ya. Allah Allah. Biz neymişiz ya? Bakın şurada çok enteresan bir ifade var. Okumadan geçemeyeceğim ya. Yani şu manaya bir bakın abi. Cenab-ı Hak inşallah idrakimizi açsın, istifademizi küllileştirsin. İnsanın tarifini yapıyor bakın. Ne diyor? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetin icmali şudur. Mahiyet demek yapısı. Nedir yani? Senin hayatını Allah ne olarak yaratmış? Bu çok önemli. Mesela diyelim sen cep telefonunu daha önce hiç görmemiş birisinin, diyelim ki ninemin eline cep telefonunu verdin. Cep telefonunun mahiyetini bilmiyorsa o telefonu, bakın, ne işe yaradığını bilmediği için o telefonu yapanın, tasarlayanın hangi vazifeleri görmek için, hangi ihtiyaçlara cevap versin diye o telefonu yaptığını bilmediği için kendisi hangi işine yarıyorsa onu o işte kullanır. Bakın çok önemli iki nokta bu. Birincisi o telefonu tasarlayanın ondan beklentileri. İkincisi de o telefonu eline geçirenin ondan beklentisi. Onun telefon olduğunu bilmiyor. Onda internet olduğunu bilmiyor. Onda tüm dünyayla irtibata gelip bütün dünyadaki ilmi eline geçirebileceğini bilmiyor. Onunla neler yapacağını bilmiyor. Şimdi eline geçti ya, şöyle bakıyor cesedini, maddesini kontrol ediyor. Bakıyor ki güzel diyor, bunu ne yapalım? Bunu diyor ben şu kanepenin oynayan ayağının altına sıkıştırayım da orayı oynamayı kessin. Tam da iyi oldu bu diyor ya. Tam düzgün bir malzemeymiş, demirmiş diye ne yaptı? Oraya koydu. Oh dedi, işe yaradı. Şimdi size o telefonu alan, diyelim ki o yaşlı teyzeme veya dedeme o telefonu alan bir görse onu orada, ne yaptın dede? Sen ne yaptın? Ne yapacağım ya işte, ne güzel işe yaradı senin gönderdiğin malzeme. Eyvah! Normalde oraya değil mi 5 kuruşluk bir taş parçası orayı tutmak için yeterdi. Ha, ama sen ne yaptın? 10.000 liralık telefonu getirdin, 5 kuruşluk taş parçası yerine kullandın. 9.999,9 lirayı çöpe attın, israf ettin, mahvettin. Aynısını yapıyoruz ha. Güleriz o vaziyette görsek birisini, acırız o telefona. Aynısını yapıyoruz ve kendimize acımıyoruz. Niye biliyor musunuz? Şimdi bizde ne anahtarlar var? 18 bin alemle irtibata girecek cihazlar var, uydular var, navigasyonlar var, Allah'la konuşacak aletler, lütlatifeler, duygular var. Ama hepsini değil mi nazara almayıp, hiçbirini keşfedemeden sadece şu cesedine bakıp dünyanın bir ucunu tuttursun diye şu dünyanın altına sokuveriyoruz şu hayatı. Şu kıymetli cevheri götürüp, şu muazzam cihazı götürüp dünyanın bir ucunu tutturmak için oraya sıkıştırıveriyoruz. Allah aşkına bakın, bizim yaşadığımız o dünyalık hayatı yaşamak için, yani o kanepenin ayağını tutturmak için 5 kuruşluk taş yeterdi. 10.000 liralık telefonu nasıl sen oraya sıkıştırdın? Nasıl yaptın bunu vicdansız demezler mi? Şimdi onun gibi dünyalık yaşamak için, şu hayatı dünyeviyenin lezzetini almak için hayvan olmak yeterdi. Ki hayvanlar bizden daha çok lezzet alıyorlar. Niye? Geçmişten gelen hüzünler yok, gelecekten gelen endişeler yok. Rahatla yaşar, yatar, keyfine bakar. Ama sana hayvandan 100 kat daha kıymetli cihazlarla donatılmış bir makine, insaniyet makinesi verilmiş. Sen hangi vicdanla, hangi akılla getirdin de şu dünyanın bir köşesine sokuşturdun bunu? Ha, şu cihazları kullan. Kendini keşfet. Yoksa keşfettiğin hiçbir şey bir işe yaramayacak. Allah Allah. Bakın ifadeye bakın. Hem kainattaki alemlerin mizanı, hem bu alemi kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, şu cümle, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. Külçe her tarafında. Anahtar külçesi demek her tarafı anahtarlarla dolu. Bazı anahtarlıklar vardır. Anahtarlardan görünmez. Hepsini tutan bir anahtarlık var. Her taraf anahtar dolu. Şu ceset neymiş biliyor musunuz? Anahtarlıkmış. Üzerinde her taraf anahtarlık, anahtarlıkmış. Üzerinde her taraf anahtar dolu. Hem 18.000 alemi açacak. Esma-i ilahiye adedince anahtarlarla donatılmış insan Allah'ın her bir ismini tatsın, tartsın, tanısın diye. Bir tanesini örnek verelim mi? Mesela Allah insana cömertlik duygusu vermiş. Bak o duygu bizde var. Hayvanlar da ikram ediyorlar birbirlerine bazen. Ama o duygu onlarda olmadığı için, bak cömert ama cömertliğin ne olduğunu bilmiyor. Bak insana Allah cömertlik duygusu vermiş. Yeryüzünde cömert insan var mı? Nasıl cömert olsun ki insan? Kendine ait olan bir şeyi ikram etmiyor. Onun malını onun kullarına ikram ediyor. Ama cömertim diyor. Sen kendine ait olmayan bir şeyi ikram ederek cömert olamazsın ki. Ha, öyleyse bizdeki cömertlik gerçek değil, hakikat değil. Bizdeki itibari. Öyle zannediyoruz kendimizi. Ta ki cömertliğin ne olduğunu anlayalım ve biz de dahil bütün mahlukata ikram eden zatın ne kadar cömert, ne kadar kerim, ne kadar cevvat olduğunu bilelim diye. Bak ne oldu bizdeki o anahtar? Allah'ın cömertliğini anlamamıza vesile oldu mu? Böyle insanda değil mi 18.000 alemin anahtarı, 1001 ismin anahtarı varmış. İnsan yeter ki kullansın. Allah Allah. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatının mutluluğu, huzuru, yaşama sevinci, hayattan lezzet alman neye bağlı? Hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynasında temessül eden, şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir. Şimdi temessül etmek ne demek biliyor musunuz? Temessül, cisimleşmek demek. Yani şöyle düşünün, sinemaya gitmişsinizdir, sinemada bir taraftan ışık vurur, fakat o ışığı görürsünüz böyle o karanlıkta bir ışık süzülüyordur böyle. Bir ışık hüzmesi var. Fakat ışığa bakınca, o ışık hüzmesine bakınca ne olduğunu anlamazsınız onu. Karşıdaki perdeye baktığınız zaman o perdenin üzerinde o temessül eder. Ha, o süzülen ışığın ne olduğu o perdenin üzerinde ortaya çıkar. Şimdi Allah Allah. Allah'ın sonsuz isimlerinden süzülen sonsuz nur insana ulaştığı anda temessül ediyormuş. İnsana geliyor. Mesela anne evladına karşı şefkat duygusu var değil mi? Bu şefkat gözle görünmüyor. Herhangi bir aletle de ölçülmüyor. Ama biz nerede anlıyoruz bunu? Evladın ruhunda o nur, o duygu temessül ediyor. O evlat anlıyor. O şefkati hissediyor. Etrafındakiler onu hissedemeyebilirler. Niye? Çünkü annenin kalbindeki şefkatin perdesi evlattır. Allah'ın Rezzak isminin perdesi açlıktır. Allah'ın Şafi isminin perdesi hastalıktır. Allah o perdeler üstünde gösterir. İşte onun gibi Allah bizi perde olarak yaratıyor. Allah'ın isimleri, sıfatları bizde temessül ediyor. Bizde görünüyor. Ve biz onu hissedebildiğimiz kadar Rabbimizi seviyoruz. Hissedebildiğimiz kadar. Allah Allah. Hissetmenin ölçüsü ne? Hissetmenin ölçüsü de onu tanımaktan geçiyor. Allah Allah. Senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Allah'a ulaşmak için ona şevkle koşmak. Allah'a ulaşmak ne demek ya? Allah'a ulaşmak diye bir şey olabilir mi? Haşa, Allah'ın bulunduğu bir yer var da biz oraya ulaşmak için mi gayret ediyoruz? Hayır. Allah'a ulaşmak demek, Allah'ın 1001 isminde payımızı büyütmek. Yani Allah Kerim, sen de ne kadar cömertsen o kadar Allah'ın Kerim ismine yakınsın. Allah Rahim, sen de ne kadar şefkatliysen Allah'ın Rahim ismine o kadar yakınsın. Allah Adil, sen de ne kadar adaletliysen Allah'ın Adil ismine o kadar yakınsın. Şimdi yeryüzünde Allah'a en yakın mahluk kimdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Devreye Kavseyn gibi bir makama çıkmış. İmkanla vücub ortasında bir makam. Yani bir kul olarak Allah'a en yakın sıfatlara sahip olmuş. Yeryüzünün en kerimi, en rahimi, en adili, değil mi? En hakimi, en bütün enleri üzerinde toplamış ve Habibullah olmuş. Çünkü Allah kendi isimlerini sevdiği için kendi isimleri kimin üzerinde daha çok görünüyorsa onu daha çok sever. Biz de Allah'ın sevgisini, muhabbetini, bizi sevmesini istemiyor muyuz? Tek derdimiz o ya. Allah bizi sevse yeter. Ne yapacağız o zaman? Allah'ın isimlerini kendi üzerimizde toplamaya çalışacağız. Tamam da bunu nasıl başaracağız? Allah'ın isimlerini saymaktan aciziz. Nerede kaldı o isimleri anlayıp da o isimleri yaşantımıza dökeceğiz? Nasıl yapacağız bunu? Onun da formülü var. O da Allah'ın en sevdiği zata benzemek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rol model alıp ona benzedikçe Allah da bizi ne yapacak? Sevecek inşallah. O yüzden ayette diyor ki, eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a ittiba edilecek. Habibullah'a ittiba etmiyorsanız netice veriyor ki Allah'ı sevmiyorsunuz. Aman ya Rabbi ya. Demek sünnet-i seniye işin püf noktası. Anahtarıymış. Şunun devamını okuyacağım. Burada çok güzel bir örnek var. Temsil var. Bunu okumadan bugün bırakmayacağız. Bugün şimdi şu mana avcısı olmak var ya, çok önemli bir nokta. Bediüzzaman Hazretleri, böyle hatırlarsanız bazen bahsediyoruz. Talebeleriyle böyle bir sohbet, bir mana, bir ders esnasında saati ters çevirttirir, asarmış. Neden biliyor musunuz? Halbuki zaman çok kıymetli. Vakit nakittir. Ama mevzu zamandan daha kıymetli bir mevzu ise, meşgul olunan hakikat zamandan daha kıymetli bir hakikatsa, bütün zamanların ve mekanların uğruna yaratıldığı bir mesele ise anlatılan, öyleyse zamanın ve mekanın bir hükmü yok. Zaman ne zaman kıymetli biliyor musunuz? Zaman yaratılış gayesine hizmet ettiği zaman kıymetli. Zaman ya Cenab-ı Hakk'ın insanı dünyaya göndermekteki hedefine hizmet edebildiği kadar kıymetli. Aynı zaman, aynı dilim, aynı zaman dilimi kimi için cennetin kapılarını açacak kadar kıymetli, kimisi için de beş para etmez, boş, beleş meseleler uğrunda heder edilmiş, kaybedilmiş bir zaman. Ya. İkinci vecih itibariyle bilhassa ubudiyete müteveccih aciz ve fakir cihetinde pek büyük bir vüs'ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hassiz cesim bir fakir derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve gınası zenginliği nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hassiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Allah Allah. Bu çekirdek misalini okuyup bitireceğim ama dersin özü, aslı burada. Şu ana kadar paylaşmadıysanız şimdi mutlaka bu dersi paylaşın. Çünkü bu gelecek yer, mevzumuz zaten bu. Buraya kadar giriş yaptık. Okuyacağımız yer 10 dakika sürecek ama bu 10 dakika inanın çokların hayatını değiştiren 10 dakika, işte bu 10 dakika. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. İnsanın çekirdeğe neresi benziyor? İnsanın çekirdeğe benzeyen yönü nedir? Bakın, ne vardı insanda? 2 cihet vardı. Enaniyet cihetinde hayatı dünyeviyeye bakar, ubudiyet cihetinde, kulluk cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Allah Allah. Mesela insanı ceset olarak ele aldığınız zaman 2 oda bir salon yetiyor değil mi? Hadi 3 oda bir salon olsun. Hadi dubleks olsun, tripleks olsun, daha da gerek yok. Yorar. Ama ruhuna bakın insanın. Allah Allah, ya arkadaş gözünü toprak doyursun. Nedir bu ya? Bursa'ya ele geçirmiş, İstanbul'a gözünü dikmiş. İstanbul'u elde etmiş, dünya ticaretine gözünü dikmiş. Dünyayı elde etmiş, Mars'a değil mi? Bilmem uzay aracı gönderiyor, füze atıyor. Oraları parsellemeye, tapulamaya çalışıyor. Nedir bu ya? Gireceğin değil mi? 2 metrekare bir toprak ya. Aa, o 2 metrekare toprağa giren insan değil. O insanın cesedi. Ceket gibi. Ceketi çıkarıp bastığınız gibi cesedi de çıkarıp o 2 metrekarenin içine atıyorsunuz. Zaten topraktan gelmişti. Kullandınız, tekrar atıyorsunuz. O yüzden Yunus'un bir ifadesi var. Yunus Emre diyor ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani hayatı kalp ve ruhun derece hayatında yaşayan, ruhuyla yaşayan bir insan cesedini çıkartsa ölmüş olmaz ki. Ha, öyleyse ona öldü denmez. Bir çekirdeğin toprağa düşmesi gibi. O çekirdek o toprakta zahiren çürürken manen hayat bulur, biriken 1000 çekirdek olur. Buna öldü denir mi? Ama işte toprağa düşebilenler için geçerli bu. Toprağın altında ruhu için cesedini çürütebilenler için geçerli bu. Toprağın altında, toprağın üstüne çıkmak için her türlü ağırlığı, kalıbı, kaydı, maddeyi, değil mi? Kılıfı kıranlar, ezenler, çürütenler için geçerli bu. Allah Allah. Demek insan çekirdeğe benziyor. Çekirdeğinde bir kalıbı var, maddesi, bir de kalbi var. Çekirdek hangisi? Maddesi itibariyle odun. O çekirdek değil, içindeki program çekirdeğin ta kendisi. Anlaşıldı mı? Yani insan da öyle mi değil mi? İnsanın da bir kalıbı var, bir de kalbi var, madde, manası var, ruhu var, hakikati var. Bir cesedi var, bir de ruhu var. İnsan hangisi? Abi insan cesetle, hayır. Bu benim başım, bu benim elim, bu benim burnum, bu benim ağzım, bu benim ayağım, bu benim bacağım, bu benim vücudum. Ben hangisiyim? Ben bunların hiçbiri değilim. İnsan bunların hiçbiri değil. Bunların arkasında ben dediğim biri var. İşte o benim. Şimdi bu mana çok önemli. Biz hep şu cesedi kendimiz zannettik ve kendimizi cesedin hizmetine verdik. Ve şu cesedin lezzetleriyle, zevkleriyle kendimizi tatmin etmeye çalıştık. Bir türlü tatmin olamadık. Yani süvariyi atın hizmetine verdik. Atı yedirdik, içirdik, giydirdik. Bilmem, değil mi? Her türlü lezzetleri tattırdık. ve bu süvari niye hala mutlu değil diye sorgulayıp durmaya başladı. Halbuki atı yedirerek süvariyi doyuramazsınız. Atı keyiflendirerek süvariyi mutlu edemezsiniz. Atı güçlendirerek süvariyi ayakta tutamazsınız. Hep ruhun bütün zevklerini, ruhun bütün kemalatını, ruhun bütün huzurunu, mutluluğunu cesette aradı. Ve cesetle elde etmek için, değil mi, envai çeşit şeyleri cesede verdik ama yine o lüksler, şatafatlar, zevkler, lezzetler içinde koşup eğlenen, dünyanın lezzetlerle yaşamaya çalışan o ceset içinde mahkum, mahpus ve değil mi, tatminsiz bir ruhu taşıdı. Şu gözlerden dışarı bakan ruh aç, huzursuz. Yıkmak istiyor bu duvarları. Bu hayvani hayata razı değil. Şimdi şöyle düşünün mesela. Adam farz edin ki değil mi, yarışlara katılmış. Yarış arabası kullanmış. Saatte 700 kilometre yapan, 800 kilometre yapan arabalar varmış ya. Böyle bir araba kullanmış adam. Ömrü boyu hep adamı getirmişler. Hacı Murat 124, 86 model. Bindirmişler. Hadi gir yarışa. Adamda 700 yapacak istidat var, kabiliyet var. Daha önce yapmış, o hızları daha önce hep yaşamış. Ama getirmişler o kabiliyetsiz arabanın içine. Hadi. Çıldırır ya. Direksiyonu koparır. Arabadan inip koşmak ister. Niye? O ruh o cesedi kabul etmez ya. Bakın, aynı vaziyet. Ruhu cesedine tabi olan, hayatı sadece ceset mertebesinde, sadece yemekten, içmekten, gezmekten, tozmaktan ibaret olarak yaşayan insanların cennet standartlarında yaratılan ve bir anda 100.000 yerde bulunup 100.000 lezzeti aynı anda alabilecek istidat ve kabiliyeti taşıyan ruhları bu cesedin içinde patlıyor, sıkılıyor, çatlıyor ve şu cesedi yarıp çıkmak istiyor. Yeter diyor ya. İşte bu ders. Şu hakikat ruhu inkişaf ettiriyor. Ruh artık cesedi elinde çanta gibi taşıyor. Senin standartlarına, senin kayıtlarına, kalıplarına sığmam ben. Ve artık süvari atın dizginlerini ele geçiriyor. Diyor ki artık iş senin istediğin rotada değil, benim istediğim rotada gelişecek. Tutuyor dizginleri, güheylanlar gibi koşturuyor. Yoksa değil mi? Bakın hep aynı vaziyet, hep aynı hastalık, hep toplumun içinde bulunduğu buhranların, bunalımların altında aynı problem. Ya. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Kemal. Kemal kelimesi üzerine saatlerce değil, haftalarca değil, yıllarca konuşabilirsiniz. Kemal. Kemal. Ne demek kemal ya? Cenab-ı Hak her mahluku bir gaye için yaratmış. Gayesiz hiçbir mahluk yok. Ve o gayede o mahlukun kemali var. Yani kemal dediğimiz bir şeyin ulaşabileceği en üst mertebe. En ileri nokta. Mesela çekirdeğin kemali muhteşem, meyvedar, mükemmel bir ağaç olmaktır. Yumurtanın kemali rengarenk havada, değil mi, kuşların sultanı tavus kuşu olmaktır. Her şeyin kemali var. Her şey. Acaba insanın kemali nedir? Her şeyi bir kemale sevk eden, her şeyi bir gaye için yaradan, haşa insanı gayesiz, hedefsiz, kemalsiz yaratmış olma ihtimali var mı? İşte kamil insan, mükemmel insan. Ne demektir bu? Acaba biz ne olmaya geldik? Çekirdek ağaç olmaya geldi, yumurta kuş olmaya geldi. Biz ne olmaya geldik dünyaya? Çekirdek ağaç olmak için toprağın altına girmeye mecbur. Yumurta kuş olmak için tavuğun altında veya tavus kuşunun altında bulunmaya, o sıcaklıkta 21 gün sabretmeye mecbur. İnsan da kemalini bulmak için kulluk toprağı altına girmeye, orada kabuğunu çatlatan çekirdek gibi nefsin, cismaniyetin kalıbını, kabuğunu çatlatmaya, eritmeye mecburdur. Öyleyse seccadeye atacağız kendimizi. Nefis çatlasa da, patlasa da, baktık ki nefsimiz istemiyor. Çıldıracak, çatlıyor. Tam istediğimiz gibi. Zaten biz de çatlatmak için geldik. Eğer biz onu çatlatamazsak Allah muhafaza, ahirette o bizi patlatır. Ya. Şurada bir ifade var da bulabilirsem okuyayım bunu. Bulabilirsek çok kıymetli bir ifade. 4. şuada olacak herhalde. Diyor ki, meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi, ben de o baki meyveleri vermek için bu bekâ-i dünyevinin, şu cismaniyetin, şu maddenin, şu nefsin kabuğunu bırakmaya nefsimi kandırdım. Nefsimle beraber hasbunallahu ve ni'mel vekil, onun bekası bize yeter dedim. Allah Allah. Kendinden geçmek diyorlar ya, işte bu. Kendinden, benliğinden, kalıbından, maddesinden geçemeyen, kalıbını, kabuğunu bırakamayan çekirdek ağaç olamaz. Şimdi bize de Cenab-ı Hak kendimizden geçmeyi emrediyor. Kalıbınızı, kabuğunuzu, nefsin hatırını kırın diyor. Kırın ki ruhunuzun ufkuna yürüyün. Rabbim nasip etsin inşallah. İnanın dünyada cennetten daha öte bir lezzet işte bu marifetin içinde. Şu ruhtaki çekirdekleri çatlatmanın, şu hakikatlere kavuşmanın içinde. Bakın ne diyor şimdi. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, Halik'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı, pis ahlakından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevad-ı muzırrayı celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Şimdi çekirdeğin içinde bir meyli nümüv var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani neşv-ü nema bulmak, uyanmak, o dar yerden çıkmak arzusu var. Çekirdek kemalini arıyor. Şimdi çekirdek şunu bilse, dese ki benim kemalim bu kabuğun içinde olamaz. Çünkü benim mahiyetim, benden çıkacak ağaç, renkler, kokular, tatlar, kökler, gövdeler, yapraklar bu kalıbın, bu kabuğun içine sığmaz. Öyleyse benim kemalim, benim hedefim bu kabuğun içinde olamaz. Sonra kabuktan çıktı, baktı ki toprağın altı. Allah Allah, benim dallarım, yapraklarım, meyvelerim bu ağa toprağın altına da sığmaz. Bana burası yetmez. Bak, kendini keşfedince orasının kendisine yetmediğini anladı ve gözünü toprağın üstüne dikti. Oraya doğru ilerledi, toprağın üstüne başını çıkarınca oh dedi ya, aradığımı buldum dedi. Şimdi eğer kendini keşfedemez, kabuğun içinde veya toprağın altında ararsa kemalini, orada mutlu olacağım, orada ruhumu ortaya dökeceğim, orada bütün güzelliklerimi sergileyeceğim diye toprağın altında döner durur, sonra orada çürür, mahvolur, dev gibi ağacı küçücük toprak içi altında, küçücük daracık toprak altında ne yapar? Çürütür, mahveder gider. Aynı vaziyet bakın şimdi. Eğer insan ruhunu keşfeder, iç dünyasını okur, bakar ki Allah Allah ya ben dünyaya sığmayacak arzularım var. Ebedi sonsuzluk isteğim var. Dünyanın hiçbir şeyi beni tatmin etmeyecek kadar büyük cihazlarım, aklım, kalbim, ruhum, bütün bunlar. Şu ceset, şu madde, şu dünya toprağı altına sığmayacak bu istidat, bu kabiliyet, bu çap bu dünya için yaratılmış olamaz. Öyleyse ben şu dünya toprağının üstüne çıkıp, şu madde aleminden sıyrılıp, ebedi gayelerime yürüyecek bir ufka çıkmalıyım diye maneviyata kulaç atsa, Allahu Ekber dediğiniz, şöyle elinizi arkaya attınız ya namazda. İşte o neymiş biliyor musunuz? O çekirdeğin topraktan sıyrılışı. Allahu Ekber. Madde aleminden mana alemine atılmış bir kulaç. Allahu Ekber. Topraktan, kalıptan, kabuktan sıyrılışın, kalıbı kabuğu çatlatmanın adıymış. Allahu Ekber. Ruhun cesetten açtığı bir gedik, bir delik, beka alemine, sonsuza, Allah'a uzanan bir sesleniş. Ne yaptı? Ruhunuz artık, değil mi, zindandan meydana çıktı. Ve ruhunuza hitap eden bir şeyle meşgulsünüz. Allahu Ekber. Zindanda, karanlıkta kalmış bir mahkuma birden zindanın duvarı çatlayıp açılsa, dışarıdan böyle baharın güzelliğiyle beraber o nur içeriye sızsa, aman yarabbi işte şu dünya zindanından bekaya ve bakiye açılan, değil mi, bir çatlak. Allahu Ekber. Bütün maddeyi, cismaniyeti, kalıbı, kabuğu, nefsi tamamını arkaya atıp da, hepsini geride bırakıp da Şems-i Ezeli'nin, kainatın güneşinin huzuruna çıkmanın adıymış. Namaz, namaz. Vay be. Neymiş bu namaz arkadaş ya? Ruh işte onu arıyor. İşte o çekirdeği çatlatıp da çekirdekten, değil mi, sıyrılıp topraktan çıkıp da o geniş olan hava alemine çıkmanın adı namazmış ya. Fanilerden sıyrılıp bekaya ve bakiye teveccüh etmek. Rabbim namazı böyle yaşamayı nasip etsin inşallah. Ya. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazatı maneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Falikul Habbi ve Neva'nın emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse, o dar alemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi. İnsanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Tevdi emanet demek. Biz tohumları toprağa atmayız, terk etmeyiz. Emanet ederiz ve emanet ettikten sonra da bekleriz. Çünkü verdik, bekliyoruz. Ektik, bekliyoruz. Bizim ruhumuza bu cihaz, bu cihazları, bu tohumları, bu latifeleri, bu duyguları eken de bizden bekliyor. Neyle çıkacak? Toprağa suyu salmadan içindeki çekirdekler çatlayıp da güzellikler ortaya çıkar mı? Neyle çıkacak? Bizim de ruh ve maneviyat toprağımıza iman suyunu salacağız. O çekirdekler çatlayacak. Nefsani arzuları geride bırakacağız ve ruhumuzun bize gösterdiği pusulanın arkasından Rabbimizi bulacağız. İnanın şu mana o kadar ehemmiyetli ki, işin aslı aslar bu işte. Kulluk dediğimiz buymuş. Eğer insan şu dar aleme arzide, hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, bu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniye'yi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, alem misal ve berzahta dal ve budak verecek. Aleme ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakkat-ı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Rabbim bizi zatına muhatap etsin. Ruhumuzun çekirdeğini çatlatsın inşallah. İnşallah bugünden sonra derslerimiz her gün Facebook'ta, Perşembe ve Cumartesi akşamları da hem YouTube hem Facebook'ta devam edecek. Saat 9'a 5 kala her gün sizi ekran başına bekliyoruz. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.